Dün ekrana getirmiştik Kocaeli'de otoyolda tır şoförünü silahla rehin alan o şüpheliyi. 3 saatin sonunda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın çabasıyla ikna olup teslim olmuştu. Şüphelinin Bakan Yerlikaya ile yaptığı o görüşme ortaya çıktı. Koskoca Kuzey Marmara otoyolu kapandı. Tır şoförünü rehin alıp canlı yayın açmıştı. İçişleri Bakanı ile konuşunca teslim oldu. Fatih'im, şimdi sen adalete teslim oluyorsun, doğru mu? Tabii ki de bakanım. Diyecekler ki bak Mert adammış. Fatih isimli saldırgan çeşitli suçlardan aranıyordu. Sakarya'da tır şoförünü rehin aldı. Kaçarken jandarmaya ateş açtı. Ekipler yolu kesti. Silahlı şüpheli İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşene kadar teslim olmak istemedi. Şu anda bak adalete teslim olmak senin için en güzel çözüm. Ben böyle bir insan değilim. Sadece siz bana ben bu işin peşini bırakmayacağım, ben yanındayım demeniz yeter, ben olurum teslim. Bakan devreye girdi. O sırada canlı yayın hala sürüyordu. İçişleri Bakanı söz veriyorum. Sen güzelce teslim ol. Adaletten bir birim şaştırmayacağım. Bu saatten sonra kim gelirse ben ona silahımı veririm, teslim ol. Tamam. Bakan Ali Yerlikaya şüpheliyi böyle ikna etti. Özgür yanına gönderiyorum Fatih. Arkadaşlar ben teslim oluyorum. Zarar vermedik sana herhalde. Hiçbir sıkıntımız yok. Gel Fatih. Fatih gel. Hadi. 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 H